efsaneler gerçek midir büyük anne? Gerçek olup olmadığını bilemeyiz ama bize kalan önemli kültürel miraslardır. Şimdi son uygarlığımız olan İyonları anlatacağım. İyonlar Ege bölgesinde yaşamışlardır. Deniz ticaretiyle uğraşan zengin bir uygarlıktır. Aynı zamanda bilim ve sanatta önde olan bir uygarlıktır. Mesleğe yeni başlayan doktorların ettiği bir yemin var. Ne olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Hipokrat yemini. Aferin canım. İşte bu yemin İyonyalı ünlü tıpçı Hipokrat tarafından yazılmıştır. Dinle bakalım neler yazmış. Ben İyonyalı Ekim Hipokrat. Ekim Apolyon adını and içerim. Onları tanık ve şahit tutarım ki bu andımı verdiğim sözü gücüm ve kuvvetim yettiği kadar yerine getireceğim. Bu sanatlı hocamı babam gibi tanıyacağım. Rızkımı onunla paylaşacağım. Eçitlerin örneklerini, ağızdan bilgilerini, şifai malumatı ve başka dersler evlatlarıma, hocama çocuklarına, hekim adlı çender öğreteceğim. Başka bir kimseye öğretmeyeceğim. Gücüm yettiği kadar tedavimi hiçbir vaktin kötülük için değil, iyilik için kullanacağım. Hangi eve girersem gireyim, hastaya yardım için gireceğim. Gerek sanatımın itiraz sırasında olup bitenleri, görüp piştiklerimi bir sır olarak saklayacağım. Ve başka bir kimseye açmayacağım. Bu andımı tuttuğum sürece hayatım ve hayatım itirazı bana mutluluk versin. Her zaman tüm insanlar tarafından saygı göreyim. Eğer yeminimden dönersem bunu zıttı bana ağzı gelsin. İlk çağda yaşayan belli başlı uygarlıklar bunlar canım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Bunları kullanarak ödevlerini hazırlayabilirsin Eda'cığım. Büyük anne sen anlatırken ödevimi bitirdim ben. Ciddi misin? Ne yazdın bakalım? Anadolu'da yaşayan uygarlıklar anlatan bir şiir yazdım. Bana da okur musun? Tabii ki okurum büyük anne. Anadolu'dan size mektup var. Uzun bir yolculuktayım. Bugünden düne gidiyorum. Bir de bakmışım ki kendimi Anadolu'da buluyorum. Ruhunda medeniyet, gönlünde birçok uygarlık görüyorum. Gelmiş, geçmiş, hepsini bir bir sayıyorum. Ben Hitit Güneşi, o büyük olaya şahit oldum. Hattuşli ve Mısır Kralı'nı barış yoluna el ele buldum. Bir adım attım, Urartu kadını gördüm. Yüzündeki her çizgi bir emeğin simgesi. Urartu erkeği Van Kalesi'ni inşa eder. Alnındaki teri silerek yavaşça yoruldum der. Lidya dedikleri bir değişim insanlık için. Parayla başladık alışverişe bu en güzel sevincim. İyonlar özgürlük bilim adamı. Filik derdi Midas'ın kulakları bir kahkaha tufanı. Anadolu, Anadolu dedikleri zengin kültür vatanı. Thank you.
saygıdeğer misafirler. Okulumuz İK sınıfı öğretmeni Gülü Duman Yeğen ve Türkçe öğretmenimiz Sibel Kaygısız yönetiminden 6. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı Anadolu'dan size mektup var. Hatta oyunu hep birlikte izledik. Dileyim bu tiyatromuzu beğenmişsinizdir. Ki bundan böyle artık bu etkinliklere daha çok ağırlık vereceğiz. Ben bu programın hazırlanmasında çok çok emeği geçen başta Güllü Duman Yeğen öğretmenimizle Sibel Kaygısız öğretmenimizi ve tabii bir işin oyuncuları olan bütün öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ve başarılarınıza devamını diliyorum. Biz bugüne kadar okul olarak bu tip etkinliklere çok ağırlık veriyorduk. Ama salonumuz olmadığı için yapamıyorduk. Artık bugün küçük de olsa başta belediye başkanımız Sayın Osman Nuri Özmaral'ın destekleriyle böyle bir salona kavuştuk. Onun için çok mutluyuz. Bu ilk günde bu mutluluğumuzdan sizler de aramızda olduğu için ayrıdır. Çok mutlu olduk. Evet, ben bu konuda özellikle belediye başkanımıza yaptığı yardımlardan dolayı ki bunların başında şu üzerinde durduğum sahneyi ve perdeyi sağ olsun kendileri aldılar. Ve bize en azından bundan sonra da okul için kendim yardımda bulunacaklarını vaat ettiler. Ben bu açıdan gerçekten belediye başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Kendisinin belki öğretmen olması bu eğitim kurumlarında bu salonun ne kadar önemli olduğunu idraki içinde olmasından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Gerçekten bugüne kadar toplantılarımızı koridorda yapıyorduk. Sınıflarda yapıyorduk. Sizleri rahat ettirememenin üzüntüsü içindeydik. Ama inşallah bundan sonra eğitim öğretimin bir parçası olan bu salonda hem bu tip etkinlikler yapacağız. Öğrencilerimiz kendi yeteneklerini ortaya koyacaklar. Güzel şeyleri birlikte paylaşacağız. Ve sizleri de daha rahat bir ortamda oturtarak bazı güzel şeyleri paylaşacağız. Evet, ben müsaade buyurlarsa Sayın Başkanımıza öğrencilerimizin bir memnuniyet ifadesi olarak çiçek takdim edeceğiz. Lütfen. Evet, teşekkür ederim tekrar öğrencilerimiz. Çok saygıdeğer kaymakamım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gerçekten geleceğimizin kıymetli varlıkları olan sevgili öğrencilerimiz, bu mütevazi bir salonda bize gerçek manada hünerlerini ortaya koyarak öğrencilerimiz çok mutlu ettiler. Asıl olan zaten budur. Okullar bizim evimiz, iş yerimiz, mekanımız, çocuklarımız da en kıymetli varlıklarımız. Buraya yapılan hizmetler varsa belediyemizden biz saygıdeğer halkımızın adına yapıyoruz. Bizimle yakından uzaktan bir alakası yoktur. Ne yapılıyorsa halkımıza aittir. Bunlar önemli şeyler değil esasında ama bir kapı açmış olunuyor. İnanın otururken acaba dedim ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, kaymakamımız, tabii buranın üzerinin bir müsaadesi olabilirse, büyük bir salon yapabilirsek demek ki bu kıymetli talebelerimiz en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar
hakikaten o büyük profesyonel sanatkarlar, onlar bir meslek icabı yapıyorlar ama bunlar gönülleriyle ve içinden gelerek bu tiyatroyu burada sergiliyorlar. İstedikten sonra çok küçük görünen sokakta, okulda bu kıymetli varlıkların içerilerinin bir cevher olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir kültür varlığımızın daha geniş salonlara taşınmasını ben arzu ediyorum. Demek gönül isteyince hocalarımız ne yapıyorlar? O cevherleri ortaya çıkarıyorlar. Hocalarımız da ben çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bir eğitimci olarak okullarla da haşır neşir olduğumuz günlerimiz çok oldu. Şimdi de bütün insanlarımız bizim kıymetli varlıklarımız. Ben gerçekten burada çok mutlu oldum. Yani paranın, efendim, Hipokrat yemininin ve diğer milattan önce olan kültür varlıklarının burada sergilenmesi kısa bir zaman diliminde de olsa büyük bir kitapta yer alabilecek şekilde, yani iz bırakması, belki 10 tane kitap okuyabilirsiniz ama bu kadar iz bırakmaz diyorum ben. Onun için bu talebelerimizi ben yürekten kutluyorum. Ailelerini de tebrik ediyorum burada. Çünkü onların da büyük emekleri var. Onlar olmasaydı bunlar olmazdı. Okul müdürümüzün de gerçekten güzel şeyler söylemesi ileride okulumuzun biraz daha ileri gideceği işaretini verdi. Ben teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimizin de devamını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimize çiçek vermek üzere Sayın Kaymakamımızı sahneye davet ediyorum, arz ederim. Kaldıysa ben iki öğretmenimize de vermek isterim. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin emeğiniz çok fazla. Tabii gerçekten çok güzel bir olağanüstüydü. Sanki böyle işte milattan önceden başladılar. Sanki o zamanın hani bir tiyatro sahnesinde oynanıyormuş gibi oynadılar. O zamanlarda biliyorsunuz tiyatrolar meşhurdu o dönemlerde. Sanki tarihten çıkmış gibi böyle bize hepsini yansıttılar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu birinci dönem olan bir sergi, ben buradan tabii fırsattan istifade. İkinci dönemde de tabii Anadolu'nun yakın dönemi hiç alınmadı. Evet. Bence yakın dönemi de
Belki ikinci dönemde böyle bir... Sayın Kaymakam, bu proje kapsamında olduğu için 6. sınıflarında birebir müfredatından. Ama ben de çok isterim ki Anadolu'da ilk çağ işledik. Bize doğru yaklaşan bir... Evet. Bence kesinlikle çok daha hoş olur. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Belediye başkanımız da buraya böyle güzel bir sahne yaptı. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Herkese katıldığınız için, geldiğiniz için, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, programımız burada sona ermiştir. Katılan herkese teşekkür ederiz.